AK Parti aday arkadaşlarım, İlgenel Meclis üyelerim, Bandırma Belediye Meclis üyelerim, Bandırma Belediye Meclis üyesi aday arkadaşlarım, çok değerli AK Parti'ye gönül veren misafirlerimiz, saygılı basın, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet, son bir ay kalabalık bir topluluk içinde adaylarımızı tanıtmaya çalışıyoruz. Bugün de Sayın Recep Şekerci arkadaşımızın bir adaylık süreci var. Dün istifasını verip Bandırma Belediyesi'nde belediye başkanlığı için adaylığını bugün sizlerle beraber paylaşacak. Her zaman söylediğimiz gibi yaşadığımız bu süreçte gerçekten çok coşkulu, arzulu arkadaşlarımızı gördük. Biz de bunu önümüzdeki 3-4 aya yayarsak Allah'ın izniyle Bandırma'da belediye başkanlığı seçimini zaferle noktalamış oluruz hep beraber. Tabii ki bu coşkuyu hep beraber yaşamamız lazım ve hiç kaybetmeden devamlı iyisini düşünüp Bandırma'ya nasıl hizmetler veririz, bizler de bu arkadaşlarımıza nasıl katkı sağlarız, bunun hesaplarını yapmak zorundayız. Önce bildiğiniz gibi son 4,5 yıl Bandırma için kaybolmuş bir 4,5 yıl oldu. Maalesef bildiğiniz gibi Bandırma'da hiçbir hizmet alamadık. Ben sadece bilginiz olsun diye birkaç başlıkta size geçmiş dönemde Sayın Mehmet Cemal Öztaylan ve Recep Eraydın zamanında Bandırma'ya yapılan hizmetlerin bir 5-10 arası birkaç tane kalemi size paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi 2004 yılından sonra Bandırma'mıza doğalgaz %95'i tamamlanmış ve hepimizin faydalandığı doğalgazı kullanmaktayız. Elektrik hatlarının Bandırma'da tamamını değilse büyük caddelerin komple yer altına alınışı ve Bandırma'yı çok güzel bir görünümle yapılan çalışmada aydınlattığını görüyoruz. 12 mahallemizin alt ve üst yapı çalışmaları bildiğiniz gibi 2004-2009 yılı arasında tamamen değişti. Belediye binamız yine AK Parti döneminde yapıldı. Tır parkı bildiğiniz gibi yine bizim dönemde. Odo Kaleciler Sitesi, itfaiye binası, sahil bantını biliyorsunuz 2004'ten sonra dolgusu başlandı ve bir kısmı %50'si bitmişti. Sağ olsun diğer arkadaşlarımız da devamını getirip çalışmaların devamını yapmış oldu. Halk Eğitim Merkezi, bildiğiniz gibi Halk Eğitim Merkezi şu anda Başabayırı'nda binası bitmek üzere. Bandırma'ya çok güzel bir tesis kazandırdılar. Buna emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sosyal Güvenlik Kurulu şu anda hepimizi, Bandırma esnafını, Bandırma'yı çok çok ilgilendiren bir sosyal güvenlik binası şu anda adliye yanında temeli atılmış ve inşallah 4-5 ay içinde Bandırma halkına hizmet verecek. Yine bildiğiniz gibi 534 öğrenci yurdu yapılıyor hastanenin hemen yanında. Çok güzel bir tesis. Projesini mutlaka görmüşsünüzdür. Aynı zamanda 2005-2006 yılında TOKİ, Levent'te yapılan TOKİ binası 834 konutlu bir TOKİ binası yapıldı. Ve 128 tanesi de geçen ay Bandırma halkına aylık 100 lira taksitle kura çekiminde dağıtıldı arkadaşlarım, ailelere. Kapalı ve açık otoparkları biliyorsunuz Bandırma'da
bizim AK Parti döneminde yapıldı. Şehir mezarlığı aynı şekilde bizim dönemimizde yapıldı ve Türkiye'nin en büyük Cumhuriyet Meydanı Bandırma'da yapıldı. Ben bunları sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü biliyorsunuz geçmişte yapılanlar çok çabuk unutuluyor. Ama baktığımız zaman bu süreçten sonra Bandırma'da yapılmadı diyemeyiz. Önce arkadaşlarımız da çalıştı ama imkanlar doğrultusunda maalesef Bandırma'ya hiçbir yatırım gelemedi. Ne yapıldı? Bunları isterseniz ben size açıklayayım. Sadece mahalle arasında mahallelerde yapılan altyapı ve üst yapı çalışmalar yapıldı. Asfalt çalışmalar yapıldı. Bunun haricinde maalesef Bandırma'mız bir yenilik, bir hizmet görmedi. Şimdi dediğim gibi şu anda aday aday arkadaşlarımız iki tanesi, üçü yanımızda. Diğer iki arkadaşımız, üç arkadaşımızın önceden planlanmış olduğu forumlar olduğu için aramızda yoklar. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar aramızda olurlar. Onlar da bizler gibi AK Parti'ye gönül veren arkadaşlarımız. İnşallah bu alt arkadaşımızdan hangisi olursa olsun hep beraber aynı azimle çalışacağımızı biliyorsunuz. Şimdi ben sadece birkaç konuyu daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bugün sayın arkadaşımız Recep Şekerci dün istifasını verdi ve aday adaylığını açıklamak için bugün burada bulunmaktayız. Dün akşam basında bayağı okudum. Maalesef bir hoş olmayan şeyler yazılıyor. Tabii ki bunlara olacak ama inanın haksız yere de eleştiriye ben hiç dayanamıyorum. Neden? Önce gerçekten büyük haksızlıklar yapılıyor. Şimdi şöyle düşünelim. Benim okuduğum konuları biraz önce bildiğiniz gibi bunlar geçmişte yapılan hizmetler. Yani bugün kimse inkar edemez. Mehmet Cemal Öztaylan'ın Bandırma'ya verdiği hizmetleri, verdiği katkıyı, siyasette Bandırma'ya gösterdiği ilgiyi ben şu anda 28 senedir Bandırma'dayım. Ben başka bir siyasetçiden görmedim. Aynı zamanda bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sedat Peker de var. Doğru, o arkadaşımız da zamanında çok çalıştı. Milletvekilliği yaptı. Bandırma Belediye Başkanlığı yaptı. Onu da takdir etmek lazım. Ama Mehmet Cemal Öztaylan'ın Bandırma'ya verdiklerini hepimiz biliyoruz. Onun için lütfen eleştiri yaparken yok damadıymış, yok Erdek'te kayıncosuymuş. Bunlar hiç hoş şeyler değil. Ama şunu da söyleyeyim. Mehmet Cemal Öztaylan olmasa bu hizmetlerin hiçbiri olmazdı. Onu özellikle söyleyeyim size. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Lütfen bunlara biraz daha yapıcı taraftan bakalım. Güncü aday aday arkadaşlarım bizim için çok önemli. Eğer Bandırma önümüzdeki 5 sene güzel bir şeyler yapacaksa bu arkadaşların sayesinde yapacak. Onun için hangisi gösterirse göstersin mutlaka hep beraber birlik beraberlik içinde yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Evet. Benim sizlerle paylaşmak istediğim konular bunlar. Ben aday aday arkadaşlarımla beraber yine Perşembe günü Allah nasip ederse hep beraber İstanbul'a gitmeyi düşünüyoruz. Önce orada Edip Uğur'un açıklanacağı, Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için açıklanacağı bir programa katılacağız arkadaşlarımızla beraber. Yine birlik beraberlik içinde gideceğiz. Arzu eden arkadaşlarımız varsa onlar da gelebilir. Basın araba var mı? Tamam. Özel götürüyoruz. Aynı şekilde Cuma günü yine aday arkadaşlarımız ve partililerle beraber Balıkesir'de Cuma günü tam saati belli değil. Orada da Edip Bey'in Balıkesir'e girişinde bir karşılama programı düşünüyoruz. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Ben şimdi sözü sayın aday adayımız Recep Şekerci'ye vermeden önce hepinize teşekkür ediyorum. Buraya geldiğiniz için bu soğukta hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ederim.